bir şair yetişmiş. Hepiniz duyarsınız, işitirsiniz. Tevfik Fikret. Galatasaray Lisesi'nin uzun zaman müdürü olan bir zat. Ama İstanbul gibi yetişmiş ama Batı kültürü, Fransız kültürünü almış, İslam adına bir şey yapmamış ve en son Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i tanımış ama ne biçim tanımış bakın. Kur'an hakkında aynen şu, iki tane beyit söylemiş. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medkeni fikr olan sayfaların. Aynen Kur'an'a sesleniyor. Ey kitabı köhne, eskimiş, çağ dışı, eskiden orta çağda gelmiş, bugün hiçbir değeri ve kıymeti olmayan, ey eskimiş, kokmuş, Allah'ın kitabı denen Kur'an, seni bir gün parça parça yırtacağız diyor. Fikret, bu memlekette, şu toprağın insanı yani. Yani burada doğdu, burada büyüdü diye Müslüman mı olacak adam ya? Araştırmamış, imanı, hidayeti araştırmamışsa ne yapacağız? İstanbul'da ama adam Kur'an-ı Kerim'e kitabı köhne diyor. Ey kitabı köhne! Köhne ne demek? Artık eskimiş, hırsımış, af buyurun haşa, kokuşmuş, hiçbir işe yaramaz demek. Kur'an'a böyle hitap ediyor. Ve bizzat bir tek evladı, Fikret'in oğlu Haluk, gitti Amerika'da resmen papaz oldu, baş papaz unvanı ile öldü, Park Lake şehrinde bir kilisenin bahçesine gömdüler oğlunu bu adamı. İslam toprağında doğmuş ama herif kafir, ne yapacaksın? İlla burada doğdu, burada büyüdü diye cennetlik mi olacak? Uzaklara gitmeye hiç hacet yok. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam gibi bir kainatın efendisinin, alemlere mucizeler göstermiş bir peygamberin, burnunun dibinde yetişmiş bulunan öz amcası Ebu Leheb bile kıpkızıl kafir olarak Kur'an'da isim geçiyor. Burnunun dibinde. Öz amcası Ebu Leheb, Ebu Cehil. Hidayet nasip olmuyor. Hidayet Allah'tandır. İradesini sarf edecek adam ona. Hepiniz biliyorsunuz. Ebu Cehil ile Hazreti Habibullah ne kadar mücadele etmiştir. Aşiret sahibiydi, zengindi, ileri gelen bir adamdı. Zeki bir adamdı, korkunç bir adamdı, kurnaz bir adamdı. Yüzlerce insanı etkileyici bir adamdı. Efendimiz çok uğraştı ama İslam olmadı. Mekke'de doğması neyi değiştirir ki yani? İslam'ın çıktığı Mekke'de doğmuş ama herif kafir. Araştırmıyor, incelemiyor, işin hakikatine gelmiyorsa peygamber ne yapsın o adama?